Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu kordon çalışmamızı yapacağız. Aslında sayfamda ben bunu daha önce yapmıştım ama çanta kulplarında da kullanıyoruz bu angelez işi diyoruz aslında. Kordon da diyorlar kimisi. Bu kulpumuzu bütün çantalarımızda kullanabilirsiniz. İster uzun ister kısa olarak. Yani mesela şu şekilde bir pötvö çantamızın kenarında kullanabilirsiniz. Tabii ki ben ip markası veya ip kalınlığı söylemeyeceğim. Çantanızı hangi iple nasıl yaptıysanız o iple yapacaksınız. Bir de tığınızı da ona göre ayarlarsınız. Mesela şunu da belirtmek istiyorum ki arkadaşlar, ince bir iple yapıyorsanız çantanızı, kağıt ip olabilir, alize koton olabilir. İnce bir iple yapıyorsanız ve kulpunuzun çok güzel ve daha sağlam, sert durması için çift kattan yapabilirsiniz. İpinizi çift kat yapıp aynı şimdi göstereceğim şekilde kulpunuzu örebilirsiniz. Şimdi ben şu kadar bir ördüm size göstermek için arkadaşlar, bakın şöyle. Ben şimdi başlangıçtan itibaren size nasıl yapılacağını tekrar göstereceğim. Dediğim gibi bütün çantalarınızda her yerde kullanabilirsiniz. Böyle saplı, kulplu bir ihtiyacınız olduğunuz örgülerde. Şimdi başlangıç olarak şöyle bir ilmeğimi attım. Bir, iki tane zincir çektim. Şuradan arkadaşlar, milüsü almadan şunu almıyoruz. Hemen ucdaki ilk başlangıç yerimize ilmeksiz sık iğne yaptım. Hemen şu şekilde ilmek almıyoruz bu işte. Şuradaki görmüş olduğunuz ilmeği çıkartıp aynı şekilde şöyle dönüyoruz arkadaşlar. Bakın. Şu tarafa falan değil, böyle değil. Şöyle. Şuradaki iki tane ilmeğimiz olacak hemen. Aslında işin en püf noktası burada. Bu iki ilmeği çıkartıp ikisini bir çekerek aynı yöne tekrar, bakın hep burada iki ilmek olacak. Şu iki tane ilmek dediğimde yani iki tane yan yana onun içinden geçirip tekrar aynı yöne bu iki tane ipimizin içinden ilmeğimizi geçirip ikinci defa da çekiyoruz. Tekrar döndürdük. İki ilmeğimizi taktık, ipimizi çıkarttık ve ikisini birden çekiyoruz. Tekrar dönüyorum. Bir, iki tane bunu çıkarttık. İkisini birden çekiyoruz. Bakın bu şekilde başlangıcı arkadaşlar. Tekrar göstereyim ben size bir başlangıç sırasını. Burada 2 de çekebilirsiniz, 3 de çekebilirsiniz. 2, 3 tane çektim mesela. Şimdi arkadaşlar, bunu ilmek almıyoruz bu işimizde. İlk başlangıç yerimize şu şekilde ilmeği çıkartıp ikisini bir çekiyoruz. Hemen dönüyoruz. İlk başlangıçta tek ilmek var burada. Tek. Hemen şu görünen yerdeki ilmeğin içinden geçiriyoruz. İkisini birden çıkarttık. Sonra yine tekrar aynı yöne döndürdüğümüz zaman arkadaşlar, bakın şurada bir, iki tane hep burada bir ilmek olacak. Bunun içinden geçiriyoruz. Bir, iki defa da şöyle çıkarttık. Tekrar aynı yöne döndürüyoruz. Bakın burada hep bu iki tane sizi bekliyor olacak.
İlmeğimizi çıkarttık ve ikisini birden çektik. Hiç mil üstü ilmek falan almadan, bakın, geri döndüm, iki taneyi tığımı taktım, içinden çıkarttım. Modelimiz bu kadar. Şimdi sarıda daha net olsun diye bir de onu da göstereceğim şimdi arkadaşlar. Bakın bunun ipi daha kalın. Bu model her ipse hangisinde yaparsanız yapın aynı şekilde duruyor. Bakın böyle. Kalın da daha bir güzel duruyor tabii ki ama ince de güzel durur. Şimdi bunu, pardon, geriye döndüm. İki tane bakın. İlmeğimiz içinden çıkarttım. Geriye döndüm. Hemen hazır orada sizi bekliyor iki tane. Şöyle yapıp şunu çekiyoruz. Döndürüyoruz. İki tane ilmeğin içinden tığımızı çekip alıyoruz. Tekrar döndürüyoruz. Evet. Döndük. Döndük. Biraz daha aklınızda kalsın, pekisin diye biraz uzatıyorum arkadaşlar. Görmeniz için bakın. Dönüyoruz. İki tanenin içinden ilmeğimizi çıkartıp ikisini birden aldık. Döndük. İki ilmeğin içinden geçirdik. Çekiyoruz. İkisini birden çıkarttık. Döndük. Şu şekilde içinden çıkartıp çektik. Bu kadar. Dediğim gibi istediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Bunun adı angelez işi ve kordon da deniliyor. Çanta kulpumuz bu şekilde arkadaşlar. Takıldığınız yer sanmıyorum olacağını. Olursa da yorumda bekliyorum. Yorumlarınızda istediğiniz kordon, başka bir model varsa da Instagram sayfam Handan'ın örgülerinden bana ulaşıp hangi çalışmayı istiyorsanız oradan söyleyebilirsiniz. Hep birlikte karar verip güzel bir çalışmalarımızı da yaparız. Sizlerin istediğine dair yapmak daha güzel olur videolarımın. Bu şekilde arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. Tabii ki kanalıma girdiğiniz zaman arkadaşlar, bunu her zaman bazı videolarımda yine belirtiyorum. Videonuzu bulamadık diyorsunuz. Mesela kanalıma girdiğiniz zaman, resme tıklayıp kanalıma girdiğiniz zaman orada videolar yazacak üst tarafta. Videolar kısmına tıklarsanız bütün paylaştığım videolarım hepsi karşınıza gelecek. Oradan bütün videolara ulaşabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.